Orçun'la beraberiz. Orçun genç bir hastamız. Tabii obezite sorunu yaşıyor. Karaciğer yağlanması, insülin direnci ve metabolik sendromla da epeydir uğraşıyor. Uyku apnesi. Uyku apnesi. 5 senedir. 5 senedir uyku Cihaz apnen var. kullanıyorum Cihaz ben 5 kullanıyorsun. senedir. Ne kadar zor değil mi? Zor. Maalesef zor. Ama inşallah geçecek sayenizde. Uyku apnesi bence çok ciddi bir hastalık. Geçecek. Büyük İnşallah. oranda geçecek. Yani makineden kurtulacaksın yani. İnşallah. Çünkü makine bizim eşimiz oluyor hocam. Onu da yanımızda götürmek zorundayız her yere. Doktor o zaman öyle demişti. Eşin artık bu senin demişti. Ama inşallah bu ameliyatla kurtulacağız. Boşanacaksın. İnşallah. İnşallah. Neler yaşadın? Diyetler çok yaptın. Tabii hocam 10 senedir çok diyet yaptım. Verdim de. Neden olmuyor sence? Ya hocam kolay değil. Yani aç kalıyorsunuz. Psikolojiniz bozuluyor. Tatmin olmuyorsunuz. Verdiğiniz kiloları tekrar fazlasıyla geri alıyorsunuz. Diyetisyen dolaşıyorsunuz. Araştırmaya başladım. İlk önce mide botoksunu araştırmaya başladım. Ondan sonra onun bana uymayacağını, çünkü benim vücut kitle endeks oranım yüksek. Bu tarafa yöneldim. Sizin videolarınızı seyrettim. Aklıma yattı. Zaten hemen iletişime geçip randevu aldım. Kararı vermiştim. Yani benim aslında tek ihtimalim vardı. O tek ihtimale odaklandım ve bence işi bitirdim diye düşünüyorum. Ben de sana iyi haber vereyim. Birçok şeyden kurtulacaksın. İnşallah. İşi bitirdin ama yeni bir iş başladı. Tabii kesinlikle. Ameliyat nasıl geçti? Kaç saat sürdü sence? Bir saniye. Güzel. Ben hastalara çünkü soruyorum, ameliyat ne kadar sürecek diyorlar. Ben de bir saniye diyorum. İnanmıyorlar. Ama insanlar şey için soruyor. Yani ameliyat ne kadar ağır, ne kadar zor, onu öğrenmek için. Bulantın, kusman yok, ağrın yok. Yok. Tamam. Bir isteğin var mı? Merak ettim, sormak istediğim bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Olay zaten ameliyatla bitmiyor. İş ameliyattan sonra başlıyor. Kesinlikle psikolojik olarak hazır olmamız lazım. Yeni bir hayat, yeni bir çevre, yeni yemek düzeni, yeni insanlar, yeni arkadaşlar. Adapte olmamız lazım. Ben buna hazırım. Evet, karaciğer yağlanman çok fazlaydı. Onu sana göstereceğim hatta. O 6 ay içerisinde düzelecek. Uyku apnen, işte metabolik sendrom, insülin direncin hepsi düzelecek. Bir yola girdik. Bence bu yolun sonu iyi. Evet. Siz zaten destek veriyorsunuz. Ekibiniz destek veriyor. Evet. Bence çok rahat gidecek diye düşünüyorum ben. Aynen. Zaten bugün ameliyattan sonra birinci günün gayet iyisin. Bundan sonra daha da iyi olacaksın. Çok ciddi kusman, bulantın yok herhalde. Sadece biraz gaz sancım oldu. Onu da gazın zaten. Olabilir. Evet. O da yürüdükçe vücut ona attı bir şey. Daha iyi oldu. Daha iyi olur tabii ki. Uzun vadede de 3. yıl, 4. yıl ama hedefimiz 10. yıl. O 3. 4. yıl arası da iyi çalışmamız lazım. Çünkü tüp mide vücuduna bir ipotek getirmeyen, sadece midenin küçüldüğü ama hormonların çok değiştiği. İştahın azalacak. Şimdi fark etmedin ama fark edeceksin. Çok az yiyince çok mutlu olacaksın. Bunlar diyette yok. Evet, yok tabii ki. Yok. İştah azalması yok tabii, diyette. Tabii. Çok az yiyince mutsuz oluyorsun. Mutsuz hocam, oluyorsun diyette. Ama bunda mutlu olacaksın. Evet. Üçüncü bir şey var. Ayda 2 kilo veren insan 4 kilo verme hale gelecek. Ama esas önemlisi kendinin şöyle kiloları verdikçe çok önemli bir şey uyku apnen ve önemlisi karaciğer yağlanma da geçecek, daha fit hissedeceksin. Kesinlikle. Ve o mutluluğu bırakmayacağız. Evet. Çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Alakanıza.